Listelerin ve YSK'ya verilmesine 2 gün kaldı. 20'si son gün. Bugün aldığımız bilgilere göre Elbistan Belediye Başkan adayımız adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya tabii hayırlı olsun inşallah. Hayırlısı olsun. Rabbim hem belediye başkan adayımızın yolunu açık etsin hem de partimiz için hayırlı vesile olsun bu süreç. Tabii orada kendisi böyle bir tasarrufta bulunmuş. Ben de biraz önce haberdar oldum. İnşallah dediğim gibi yani Elbistan bizim en önem verdiğimiz yerlerden bir tanesi. Kuzey tarafımızda yani şehrimizin kuzey tarafımızın tarafında en büyük nüfusa sahip ilçemiz. Gerçekten burasıyla olan etkileşimini merkezimiz ve Elbistan, Afşin o bölgeyle olan etkileşimini çok önemsiyoruz. Yani Kahramanmaraş'ın bu etkileşim içerisinde olmasını. Elbistan'da bize zenginlik katan, yani Kahramanmaraş'ın gerçekten tüm unsurlarını içinde barındıran bir ilçe. Bu anlamda oranın depremde de çok ciddi manada bir yıkımı söz konusu. Gerçekten hem Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de göreve geldiğimizde, hem de inşallah ilçe belediyemiz seçildiğinde biz de oraya çok ayrı bir önem vereceğiz tabii ki. İnşallah bu süreç hayırla sonuçlanır. Güzel bir şekilde sonuçlanır. Ben ama Abdullah Bey'in de yaklaşımını, benimle de telefonda görüştüler. Yaklaşımını çok yani güzel, makul buldum. Sağ olsunlar. Davaya sadakatiyle, Cumhurbaşkanımıza sadakatiyle, partimize sadakatiyle güzel bir duruş sergiledi. Kendisi bu şekilde süreci bu dönem noktalamış oldu. Tabii ki inşallah Elbistan için de, şehrimiz için de hayırlı olsun.